İlahi CZ, beni çok güldürün sabah sabah, denetlenmişler. Sabahtan beri bunu söyle. Biliyorsunuz CZ bir süredir şeffaflığın üzerine çok duruyor. FTX şeffaf değil, o yüzden battı. Biz çok şeffaf olacağız. Bütün fonlarımızı denetime açacağız diyor. Bu çerçeveye gitmişler. Mazars diye dünyanın saygın denetim firmalarından bir tanesiyle bir anlaşma yapmışlar ve ellerindeki Bitcoin borçlarını karşılayıp karşılamadığına dair bir rapor almışlar. Ve CZ diyor ki işte denetlendik. Buyurun denetlenmiş rapor diyor. Ben daha bu kanalda bahsetmedim ama aslında kariyerime bir denetçi olarak başladım. Bir yıl kadar dünyanın en önemli denetim firması olan Arthur Anderson'a denetim yaptım. Sevmedim, bana göre pek iş değildi ama uçtan uca büyük birkaç denetim projesi içine yer aldım. Ve Mazars'ın yaptığı bu şey asla denetim değil. CZ Binance bariz yalan söylüyor. Neden? Biraz açıklayayım sizin için. Mazars zaten kendisi yazdığı raporda bu bir denetim değildir diyor. Biz burada bir görüş de bildirmiyoruz diyor. Bu sadece bir agreed upon procedure work'tür diyor. Ne demek agreed upon procedure work? Aslında havalı bir kelime gibi gözüküyor ama basitçe şu: biz gittik Binance'de bir şeyi, belli bir kalemi nasıl denetleyeceğimize dair bir fikir birliğine vardık. O fikir birliği çerçevesinde bu denetimi yaptık diyor. O prosedürü de dokümanın sonuna ekliyorlar. Prosedür tam anlamıyla bir çöp. Gidip Binance'a soruyorlar ne kadar Bitcoin'in var, şu kadar, ne kadar Bitcoin borcun var, bu kadar. Lütfen bize cüzdan adreslerini ver, cüzdan adresleri. Lütfen bize sana Bitcoin yatıran insanların adreslerini ver, adresler burada. Ha evet, bana söylediklerinde bu liste birbirine tutuyor. Böyle denetim olur mu? Böyle zırvalık olur mu? Çünkü denetimle normalde ne yaparsınız? Bir şirketin geçmişte iş yaptığı herkese mutabakat mektupları atarsınız ve bakarsınız bakalım bu şirketin didiyle piyasada olan gerçek mi diyor. Öyle bir şey yok burada. Şirket bir rapor veriyor. O raporun içindeki cüzdanları veriyor. Bunlarla gidip evet o cüzdanlar var diyorlar. Bir kere burası zaten zırvalık. Ayrıca bir de şu var. Benim bu aralar merakla takip ettiğim Sasha Yanshin diye bir YouTube hesabı var. O bu konuyla ilgili hoş bir video yaptı. Aşağı linkini bırakıyorum. Ve orada gösteriyor ki Binance bir süre önce blogunda yayınladığı şeffaflık adına ve orada gösterdiği Bitcoin hesaplarıyla bu denetim firmasının hesapladığı Bitcoin hesapları arasında da tutarsızlıklar var. Yani Binance bu denetim firmasına bazı hesapları vermiş, bazıları vermemiş. Daha evvelki raporda bazıları var, bazıları yok. Ya böyle denetim olmaz. Kaldı ki bu saçma sapan prosedüre rağmen %3 civarında da açık var. Yani varlıklar borçları karşılamıyor gibi. Gerçi Binance ona da bir açıklama getiriyor ve diyor ki hayır diyor, bakın diyor şu insanlara biz borç verdik Bitcoin'i. Onun karşısına aldığımız teminatlar Bitcoin olmadığı için bu denetime girmediler. Tabi olmadılar. Onu da hesaba katarsanız aslında varlıklarımız borçlarımız %1 kapsıyor diyor. Gel de inan. Çünkü bir koca şirketin bilançosunda yer alan sadece bir kalemi inceleyip o şirketin o kalemi doğru raporladığını bile anlayamazsın. Çünkü o gidiş gelişler olmuştur. Oralara paralar kaymıştır. Bunu ispatlamak şu an imkansız. 22 Kasım itibariyle güya bu hesaplar yapılmış ama 22 Kasım öncesinde ne oldu? O hesaplara son anda para girdi mi? Başka varlıklardan mı oraya aktarıldı? Bütün bunları bilmiyoruz. Çünkü bir denetim öyle olmaz. Bir denetim şirketin bütün hesaplarını kontrol ederek ancak mümkündür. Binance bir özel şirket olduğu için böyle bir denetlenme mecburiyeti de yok aslında. İşte CZ bize kıyak yapıyor güya ama bence yapılan şey daha da kötü oldu. İyice şüpheleri ayağa kaldırdı ve bütün piyasa şu anda bunu konuşuyor. Önümüzdeki günlerde diyor ki CZ, diğer kripto paraları da denetime açacağız diyor. Böyle olmaz değerli kardeşim. Bütün kripto hesaplarını ve bütün borçlarını aynı zamanda denetime açacaksın. Bütün bilanço kalemlerin aynı anda denetlenecek. Yoksa istediğin gibi o bilanço kalemler arasında kaydırırsın alacağını borcunu. Kendine eğlenirsin, biz de denetlenmişsin sanırız. Yemezler dostum. Bu bir denetim değil. Bu tam anlamıyla bir rezillik. Öte yandan bu denetlenebilir mi? Evet, denetlenebilir. Coinbase var Amerika'da. Şimdi Coinbase'e övdüğümü falan sanmayın. Onun da içini fazla bilmiyorum. Ama Coinbase Amerika'da denetleniyor ve Amerikan denetim standartlarına göre denetleniyor yılda bir. O yüzden ona güvenirim ama burada güvenecek hiçbir şey yok. Sakın buna aldanmayın. Sakın buna kanmayın. Ve linkini aşağıya bıraktığım Sasha'nın YouTube videosunu mutlaka izleyin. O detaylarına girmiş. Bayağı büyük rezillikler var. Yani milyarlarca dolarlık paranın, coin'in aslında bu denetime konu olmadığını, denetimi yapan Mazars'ın zaten bir denetim falan yapmadığı kabul ettiğini, hiçbir yerde bunu bir denetim olarak sayılamayacağını da anlatıyor. Ve son olarak daha da komik bir şey var. Binance'in mali işler direktörü Hillman'a şirketin sahibi kim diye soruyorlar. Onu bile söyleyememiş. Diyor ki son zamanlarda şirket pek çok yapılanmadan geçti. Şirketimizin ana sahibi olan firmanın kim olduğunu söyleyemem ama hisselerin çoğu CZ'ye ait diyor. Gerçekten kripto pazarı çok fena durumda arkadaşlar. Lütfen kriptolarınıza hakim olun. Binance'in de durumu bu. İnşallah iyi niyetlidir. Ben iyi niyetli olduğuna inanmak da istiyorum bu arada ama iyi niyet başka, denetim başka. Bunlar merkezi yapılar. Hiçbir şeffaflıkları yok. Baba yakında FTX gibi bir nezarete yol açarsa şaşırmam. Umarım olmaz. Bilemiyorum. İyi niyetli olduğuna inanmak istiyorum ama iyi niyete güvenerek bu işler yürümüyor. Biz denetim yaparken bize bir söz öğretmişlerdi. In God we trust, the others we audit. Allah'a güveniriz, gerisini denetleriz diye. Ben Binance'e, CZ'ye Allah gibi güvenmiyorum elbette, haşa. Ben adam gibi denetlensinler istiyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.